Tüylerim diken diken oluyor. Ben metinsiz bir gün geçirmedim, emin olun. Yani şehadetinden bugüne kadar belki de onu hatırlamadığım bir günü dahi hatırlamıyorum. Evet. Demek ki şehadeti hayatından ve mücadelesinden çok daha büyük bir hizmet etti diyebiliriz. Evet. Çünkü bugün bakıyoruz, hiç Metin Yüksel'i görmemiş olan gençler, Metin Yüksel'le hiç tanışmamış, onunla hiç konuşmamış olan nice o ruha sahip gençler her 23 Şubat'ta gidiyorlar. Fatih Camii'nin avlusunda onun şehadet şerbetini içtiği yerde onu anıyorlar. Edirne Kapı'daki mezarının başında fatihalar ruhuna takdim ediyorlar. Bu da aslında onun misyonunun hala diri ve canlı bir şekilde devam ettiğinin bariz bir göstergesi. Peki Metin Yüksel bugün yaşıyor olsaydı, 50 yaşında olacaktı. 58 doğumlu, 2008. Nasıl bir Metin Yüksel olurdu bugün yaşıyor olsaydı? Yani elbette o zamandan bu zamana köprünün altından çok sular aktı. İşte gerek Türkiye'de olsun, gerek İslam dünyasında olsun. Çok şeyler değişti bir yerde. Nasıl bir insan olurdu? Hadiselere bakışı, olayları değerlendirişi. Şöyle bir hiç düşündünüz mü? Metin Yüksel bugün yaşasa ne yapardı diye. Düşündüm. Çok düşündüm. Bunu hakikaten gerçekten bu sorduğunuz soruyu çok düşündüm. Sonra tekrar Metin'in gençlik yıllarına, şehadetinden önceki günlerine gidiyorum. Yani bugün Metin yaşasaydı nasıl bir Metin olurdu diye. Şimdi biz de o zaman tabii işte 20 yaşlarındayız, gençiz, okul okuyoruz. Çevremizde olup bitenlerden haberdarız, İstanbul'da yaşıyoruz. Tabii bir takım planlarımız da var işte, üniversiteye gitmek, okumak, ondan sonra bir iş sahibi olmak. Yani mücadelenin içerisinde, o günkü İslam'ın mücadelenin içerisinde herkesin bu tip şeyleri de var, düşünceleri de var. Ama ben Metin'de buna hiç rastlamadım. Yani onun tabiri caizse ailesi de, arkadaşı da, annesi de, babası da her şeyi davasıydı. Evet. Yani o davasıyla bir yerde, evi davasıydı, davasıyla evliydi, davasıyla nikahlıydı sanki. Yani ben bugün bile Metin'i o günkü Metin olarak düşünebiliyorum. Yani farklı bir Metin olarak düşünemiyorum. Hala bugün onu yani gözümde canlandırıyorum. O aktif, o canlı, o diri, o davasını ondan sonra yılmadan, yorulmadan anlatan birisi olarak tahayyül ediyorum. Başka türlü yani Metin'i bir iş adamı olarak, Metin'i bir ticaret sahibi olarak yani düşünemiyorum. Yani hiç tahayyül bile edemiyorum. Hala bence yaşasaydı hala sadece yani bu davasının profesyonel adamıydı hala bence. Evet. Yani yaşıyor olsaydı yine davasında fani olan, yine gençlere hep bir şeyler aşılamaya, bir bilinç, bir şuur kazandırmaya çalışan ve bu uğurda gecesini gündüzüne katan bir mücadele insanı öyle olurdu diyorsunuz. Evet. Metin Yüksel'in cenaze namazı hakkında neler söyleyeceksiniz bize? Metin'in, rahmetlinin cenazesinde ben bulunamadım. Yani o zaman Erzurum Akıncılar Derneği Başkanı'nın davetlisi olarak ben Erzurum'a gitmiştim. Evet, ilk haberi aldınız. Rahmetli ilk haberi aldığımda tabii şok oldum tabii. Yani ben o günlerde çok aktif birisiydim. Yani mesela beni tanıyan arkadaşlar bilir ondan sonra. Rahmetlinden sonra zaten başkanlık yaptım. Evet. Ondan sonra benim burada olmamam, yani benim açımdan bilemiyorum. Belki bir şanstı yani. Ben o zaman işte rahmetlinin Fatih Akıncıların içerisinde en aktif olanlardan birisiydim. Biraz da şeydim, deli doluydum yani tabiri caizse. Tabii haberi aldıktan sonra ben buraya gelme imkanım da olmadı. Öyle bir durumum söz konusuydu. Tabii önce tabii ağladım yani, düşünemedim yani Metin. Evet. Halbuki ben duygusal da bir insanım. Daha önce de Metin vurulmuştu halbuki. Daha önce de yaralanmıştı komünistler tarafından. Darüşşafaka'da kurşunlanmıştı. Birkaç kere hem de kurşunlanmıştı. İşte bir seferinde hatta 3 kurşun yarası almıştı. Hastanede yanına gittiğimiz zaman biz onu teselli etmeye gittik. Başında ben kendimi ağladı vaziyette buldum. Tabii gençiz o zaman daha.